Merhaba, bugün 2006 model Ford C-Max aracımızın antifriz değişimini yapacağız. İyi seyirler. Öncelikle işlemin mantığını anlatayım. Motor soğukken ısınmasını bekleyeceğiz. Genleşme kabının kapağını açacağız. Devir daim çalışana kadar motoru ısıtacağız. Isındıktan sonra genleşme kabına gelen boruyu dışarıya tahliye edeceğiz. Yeni su dolduracağız. Bu şekilde sistemin içindeki kirli suyu, eskimiş suyu dışarı atacağız. Yerine normal musluk suyu dolduracağım önce. İyice içindeki her şeyi attıktan sonra saf su dolduracağım. Arkasına da kırmızı antifriz dolduracağım ve işlemi bitireceğim. Motorumuz bu şekilde. Genleşme kabımız burada. Sağdaki dönüş bizim kullanacağımız hat. Bu şekilde. İçine önce su vereceğiz. Dönüş hattında şöyle kovaya atacağım. Eski suyun gitmesi için. Aracı çalıştırdım. Motorun tam olarak ısınmasını bekliyorum. Devir daimi çalışması için. Daha sonra kaloriferi de açıp sıcak modda arabanın iç kısmına giren boruları da temizlemeye çalışacağız. Sıcağı açmazsak sadece motor kısmındaki sıvı temizlenmiş olur. Gördüğünüz gibi eski su buradan akmaya başladı motor ısındığı için. Buradaki kap boşaldıkça da soğuk su ilavesine devam edeceğim. Aracın içinden de sıcağı açıyorum şöyle. Şöyle hızlandırayım biraz da devir daim olsun. Kabarcıklı su geldi. Gördüğünüz gibi hala da geliyor. Temizlenmesi için. Su akışını devam ettiriyorum. Gördüğünüz gibi su tertemiz gelmeye başladı. Artık normal çeşme su yerine şöyle saf su koyacağım. Koymaya başlayacağım hazneye. Üçüncü şişeyi koyuyorum. Yani üçüncü litreyi. İçini susuz bırakmıyoruz. Yedek haznenin. Biraz fazla koyduk. Şuradan taşıyor zaten fazla olursa. Gördüğünüz gibi su pırıl pırıl. Şöyle. Son şeyi de koydum. Yani 3 litre saf su. Şimdi antifrizi koymaya başlayacağım ve buradan kırmızı su gelene kadar bu işlemi devam edeceğim. Yani içine antifriz gittiğini öyle görmüş olacağız. Çalışma yeri biraz dar olduğundan dolayı boşalan saf su kutularına koydum antifrize. Ondan dolduruyorum. Normal kutusu sığmadı. Antifrizin son kutusunda koydum. Üçüncü litreyi. Sonra min max seviyesini ayarlayıp borularını takacağız. Buradan da zaten pembe şekilde su gelmeye başladı. Antifrizin içine gittiğini gösteriyor. Gördüğünüz gibi kırmızı su gelmeye başladı. Bunu da yerine takıyorum. Evet. Daha sonra yapacağımız bir işlem yok. Kapağını kapatacağız. Seviyesini tamamlayacağız. Minle max'ın ortasında olacak. İşlemimiz bu kadar.
Gördüğünüz gibi işlemi bitti. Kapağı kapattık. Boruyu da seviyeyi kontrol ettik tam ortada. Antifriz değişimini yaptık. Arabanın içi fırın gibi olmuş bu arada. Artık sağlıklı bir şekilde kışa hazırız. Antifrizin kabının üstünde -55 yazıyordu ama müsait bir ara ölçtürüp hani suyla karşında şu an kaç derecededir onu da yazarım. Aracımız kendi arabamız. 2006 Ford C-Max G-Apache. Gerçekten çok güzel. Eğlenceli bir araba. Sony ses sistemi falan var, mükemmel. Saat bir zamanda bunu da incelemesini yapmayı düşünüyorum. Vakit olmadı ama durumlara göre bakalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Video çekerken ağzımda maske olduğu için sesim az çıkmış biraz sanırım. Kusura bakmayın. Değilmez. Arabanın en çok rahatlığını ve ses sistemini seviyorum. Ses sistemi gerçekten çok güzel. Performansı da mükemmel gerçekten. Yani biraz daha ama çoğu araca göre iyi gidiyor.